gündemde olan bir sansür yasası var. Sosyal medya yasası ve bu geçti meclisten. Bununla ilgili fikriniz nedir? Ya şimdi o kadar birbirine bağlı meseleleri soruyorsun ki, yani tiyatro yaptık biliyorsun. Ankara'da evet. Büyük tiyatro hareketinde bulundum arkadaşlarımla. Fakülte dekanımız tiyatro salonu kurdu ve biz Brecht'ler, Beckett'ler, Aristofanes'le oynadık. Evet. Doğru, bir sürü arkadaşım var isimlerini. Şimdi vaktini çalmayayım. Sonra profesyonel mesele var, halk oyuncuları. Sonra Ankara Birliği sahnesi, Brecht'in tiyatro biliyorsun. Asyanas kurdu. Yani öyle daha evvelleri var tiyatroyla ilişkimin. Bütün bunları yaparken artist olmak, çok tanınmak, meşhur olmak, hanlar hamamlar almak noktasında falan değildi. Zaten tiyatroda öyle bir şey olmaz. Bir düşüncenin hayata geçişinde sanatın fonksiyon noktasında okuyup bir şeylere karar vermiştik. Yani estetiğin bilimsel tarifi noktasında, sanatın işlevi, tiyatronun işlevi noktasında oyunlarda oynadım ben de. Bir sürü insan öyleydi. O dönem öyle bir dönem ve tiyatronun altın çağıydı. Yani 40-50 tane tiyatro dolaşıldı Türkiye'de. Halk evlerinde tiyatro kolları vardı. İnanılmaz bir gençlik dönemmiş, tiyatroları gerçekten. Vardı. Ne bileyim ben kolej, Robert Kolej tiyatro şenliklerine giderdik. Aylarca süren turneleriniz olmuş. Orta Doğu Üniversitesi'nin, ODTÜ'nün tiyatro festivali vardı her sene yapılan. Sinan Çengil, canım oralarda çok aktif işler yapardı. Tabii o zaman sosyal medya da yoktu. Evet, o süreçten geliyoruz. Sonra sinema, işte 12 Mart'tan sonraki maceramızdan sonra Yılmaz Güney Film, kendisi tatsız olayla içerideydi, hapishanedeydi tekrar yani. Hı-hı. 12 Mart'ta yattık da o da böyle. Yönetmeni çağırdı, sinemaya tanıdım ve kamerayı sevdim. Ve sinema hayatınız yani başladı. Sinema çok başladı da güzel işlere imza attınız. İşte kadere dönüştü bir çeşit, biliyor musunuz? Evet. Film yapmak, kasabadan gel git halinde. Onlar ayrı. Ve türlü şimdi, imkansızlıklar içerisinde o zaman evet, her şey. Ve şu kadarını biliyorum. Sansürle uğramak diye bir korkusu vardı Yeşilçam'ında geldiğim zaman o zaman da. Yani sansür diye bir mesele bugün değil. Daha evvel de var. Şimdi betere gidiyoruz yani. Şimdi daha kapsamlı tabii, bir tabii. Durum. Mesela hiç unutmuyorum. Ben bakan danışmanlığı yaptım. 3,5-4 yıl Kültür Bakanlığı'nda Fikri Sağlar kulakları çınlasın beni göreve çağırmıştı. ÇASOT başkanıydım işte. Sendika üyeliğiyle herhalde biraz şey fonksiyonel olduğumuz için belki. Benim hiçbir yerin başı olmak diye bir derdim olamaz. Orada girdik bir gün gene sansür var. Bir gün şey çağırdı. Bunu anlatmazsam bugünkü reaksiyonumu çok iyi anlatamam. Tabii. Nilüfer ne tabii, olur. Tabii lütfen. Gülşen arkadaşımız müsteşar yardımcısı ve hoca da bizim profesör hoca. Ali de diye bir ricası var. Sansür kurulu, bir alt kurul var, bir üst kurul var sansürde. Evet. Filmler oraya geliyor ve seyrediliyor. Dedi ki böyle, yani dedi ki birkaç film gelecek. Bize nasıl kıydınız diye dincilerin bir filmi var. Duvar filmi var. Evet. Yılmaz Güney'in duvar filmi gelmiş. Daha önce yol zaten yasak biliyorsun. Evet. 18 sene sonra geldi, çekilmiş. Cannes'da ödül alan film. 18. Ya. Şimdi dedi böyle senden ricası var. Sansür kuruluna girmenin yok dedim ya. Sansür kuruluna girmek. Dedim yani bu kadar yırtınmışız falan. Sansür kurulu belki üyesi olamam bir şeylere engel olurdunuz. Olamam dedim ama o sektör tavrımızla ilgili. Yani hı hı. Şimdi ben bütün 68'i derken sektör tavrımız vardı elbette. Şimdi biraz daha geniş pencereden bakabiliyorum bir sürü meseleye. Yani hı hı hı. Benim dışımda da doğruyu söyleyenler vardır. Benim dışımda da doğrular var. Hep biz biliyoruz, biz yaparız, biz evet. Doğruyuz meselesi gibi bir mesele. Hiç aklım kaldı dedik. Durdu. Sonra tekrar bir, ya senden rica ediyor, kendisi konuşmak istemiyor dedi Ankara'da. Uğraşacağız sansürü değiştirmeye. Kolay olmuyor biliyorsun. Tabii. Devletin katı kalıpları falan var o zaman da sansür. Dedi ki git sonra da aynı senin dediğin gibi yani o dengeyi yanlışı yapmayalım gibi. Kabul ettim ve sansür üyesi oldum ben. Neler oldu orada? Hiç unutmuyorum ben. Filmler geldi. Bunları söylemek zorundayım gerçekse. O arada artık şey işte Milli Selamet Partisi miydi veya kapatıldıktan sonra hangisi de bilmiyorum yani hı hı. Parti var.
filmlerden biri Duvar. Biri Bize Nasıl Kıydınız diye dinci kesimlerin çektiği bir dini bir şeyin etkin adam Erzurum taraflarında, ismini unutuyorum şimdi. Onun hikayesi anlatan birkaç film daha var. Şimdi unuttum. Aşağıdan geçmiş birinci şey, ikinci de oturduk toplar. Kimler var şeyde? Genelkurmay'ın temsilcisi var. Bir, bir kurulda, albay mıydı? Albay mıydı ya da bir şey? Genelkurmay o var. Milli Emniyet Teşkilatı'ndan yani oradan siz varsınız. Oradan biri var. Şey terörle mücadele ya da buna benzer bir şeyin anladım. Sorumlusu beyefendi, bir genç bir adamdı. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeyi var. Ben sanatçı olarak bir tek siz sinemadan da iki tane sinemacı var. Biri prodüktör, biri müzik alanından bir uzman. Onların isimlerini vermeyeyim. Tamam. Başladı konuşmalar, geliyor şeyler falan. Duvara geldi iş. Çok ilginç tabii. Tabii ben kavgasını vermeye hazırlanıyorum Duvara. Ben de ilk kez orada seyrettim Duvarı. Yılmaz abi gittikten sonra Avrupa'da çekti, tabii. Paris'te çekti. Oylamaya giriyoruz. İlginç bir şey söyledi. Askeriyenin temsilcisi direkt hayır dedi. Genelkurmay'dan gelen. İlginç bir şey söyleyeyim. O dini kökenli olduğunu sonra öğrendiğim Milli Eğitim yani Milli Emniyet'ten yani şeyden gelen anladım. Gelen arkadaş evet dedi. Yine hükümet ortaklığı vardı. Yani işte koalisyon da CHP işte hangi Adalet Partisi mi yoksa şey miydi? DYP mi? Şimdi o kadar karıştırıyorum tabii. Çok artık, önemli değil. O da Milli Eğitim Bakanlığı'na girmiş bir profesör bazında bir beydi. Yani bakan değil de bakanlığın danışmanı falan gibi. Evet dedi. Ve dediği laf ne biliyor musun? Yılmaz Güney bize çok güzel bir ders. Çünkü çocukların dramanı anlatıyor. Sen de bize müthiş bir ders gibi bir film çekmiş dedi. O kadar etkilendim ki. Bak şimdi bizim de şartlı şeylerimiz var ya, kararlarımız, tavırlarımız filan. İki sanatçının kemkümünü söylemem gerekmiyor. Onun için isim vermedim. Kemkümettiler. Evet çünkü kendi meseleleri var. Birisinin bürokratik meselesi var. Birisinin de yani çoğunluğa göre hareket etmek için. Mantığı var ki onun da filmleri gelme yani o anda şeyde hani beylik lafımız var ya kavurma şimdi bunları hareket her şeyi söylüyor. Yani bizim de çok şey söyleyeceğimiz zaman gelecek. Ama mesela bu isimleri onlar, söylemiyorsunuz ya bu da doğru mu? Kitabıma yazacağım onları hepsini. Ya bir anlaşmam var şimdi. Tarih düşüyorum orada ve ama çıktı. Ben de şey orada şeyi savundum. O bize nasıl kıydınız? Hatta bizim Berhan oynuyordu galiba arkadaşım. Şimdi çok güzel müdahaleleri olan bir arkadaşım programlarda çıkıyor. Oyuncu arkadaşımız Berhan Şimşek. Tabii. O oynuyordu orada. Ona da ben hatta savunarak şey yapar. Ve içeride gördüğünüz filmin güzelliği, güzelliği şey için yasağın ve sansürün doğru olmadığı, yaratıma karşı doğru bir şey olmadığını. Ama devlet, gittikçe. Sansür kürümünün, ya hep çekmiş zaten yaşayacağım bir sürü meselede. Şimdiki güne geliyoruz şimdi Allah aşkına yani. Şu yazılanlara, çizilenlere bakar mısınız ya? Konuşulanlara bakar mısınız? Yani bu bir faşizmin, bildiğimiz faşizmin daha çok Türkiye toplumuna dayatılmasının niteliğini taşıyan bir müdahaledir bu. Bu eğer anayasaya verecekler muhalifler galiba değiştirilmezse suskun, ağzını açamayan, konuşamayan. Daha bakın şimdi ilginç bir şey gördüm. Bir tane şeyde madendeki facia ile ilgili bir şeyler yazmışlar birileri. İşte hesap sahipleri var 11 kişi onu saptamışlar. Hemen dava açıyorlar. Bilgisayarda var ya ben öyle pek mi? Bilmiyorum. Evet evet dava açıyor. Bak daha başladı. Yani görev bu konuşmayacaksın. Ağzına sus lafı vardır biliyorsun böyle. Var ya. Bunun tartışacak yanı yoktur. Yüreklere kilit vuruldu.
Ekmeklere kilit vuruldu. Emeğe kilit vuruldu. Şimdi de dile kilit vurulmaya çalışılıyor. Demokrasi ve özgürlüğün gittikçe... Yok öyle mesele. Şimdi bunu söylerken de bu hep gündeme gelen şeylerdir Türkiye'de. Zaten şimdi bunlar geldi böyle oldu. Yürüyen süreç vardır bizim. Kavgamız oradan gelir. O devam edecek. Bu ülke helalleşmek falan meseleleri söyleniyor. Kendisiyle hesaplaşacak bu toplum. Başka yolu yok. Bütün toplumların gelişmelerinde hesaplaşma dönemleri vardır. Kültürel, siyasal, ekonomik, yaşanmışlıklarla ilgili daha gelişkin güne gitmek için. Bir kere bunu yapacak bu toplum. Biz bunu seyrediyoruz. Sessiz insan, bizim hesabımız, kitabımız yok. Yani meseleyi sadece işte bir adam gitti, onun yerine biri geldi, işte bitti falan değil. Tabii. Meselemiz devam ediyor. Yani resim büyük. Bu arada eleştirdiğiniz ya da belli taraflarca konuşulan bir mesele daha var.